Manşete hoş geldiniz. Bugün 18 Kasım. Seçim normal vaktinde yapılırsa 18 Haziran 2023'te. Yani tam 7 ay var artık. Daha önceki yayınlarda söylemiştim bir kere daha tekrar edeceğim. Bana göre seçim normal vaktinde yapılmalı ve muhalefet Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin önüne koyacakları erken seçim sandığına itibar etmemeli. Neden? Bunun iki nedeni var. Bir, zaten 7 ay seçime hazırlanmak için kısa bir süre. Organize olacaksınız, adaylarınızı belirleyeceksiniz, kampanya yapacaksınız, sandık güvenliğini sağlayacaksınız filan. 2. Erdoğan normal vaktinde yapılan seçimde anayasal olarak aday olamıyor. Her ne kadar AKP ne derse desin, meclis başkanı ne derse desin. Erdoğan adaylığını YSK'dan veya, veya anayasa mahkemesinden geçirse, onaylatsa dahi gayrimeşru bir aday olacak. Seçim normal vaktinde yapılırsa, üçüncü kez adaylığının... Üçüncü kez aday olmasının imkanı yok. Ancak ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçim kararı alırsa yani normal vaktinden 1 iki ay önce e, seçim kararı alınırsa Erdoğan o zaman aday olabiliyor anayasa olarak. Erdoğan ve Bahçeli de zaten bunu zorlayacaklar. Muhtemelen Mayıs ayında seçimi yapmaya çalışacaklar. Muhalefetin bu topa girmemesi icap ediyor. Her ne kadar işte bak sandıktan kaçıyorlar deseler de bak seçim istiyordunuz getirdik sandığı niye kabul etmiyorsunuz deseler de Muhalefet orada sağlam durmalı ve seçim normal vaktinde olacak. Biz Bizim bu işe karnımız tok falan demeli. Şimdi manşetin gündeminde ne var? Manşetin gündemi esasen seçim gündemi. Onu konuşacağız. Ben başlıkları hatırlatayım ve sonra hızla başlayalım. Erdoğan'ın Akşener'e daveti bunu konuşacağız. İstiklal kurgusu her ifadeyle... İstiklal caddesindeki olay, saldırı, ölümler, yaralılar ve onun ardından yürüyen soruşturma hemen her gün çıkan yeni bir detayla dağılıyor. Daha doğrusu kurgu dağılıyor. Buna bakacağız. Süleyman Soylu'yu yakan 3 sızıntı var. Özellikle bu konuyla ilgili buna bakacağız. Anayasa teklifi geliyor. Acaba HDP'den bir teminat mı aldı? Cumhur İttifakı buna bakacağız. Ahmet Kaya Aslı Baykal konuları var. Kılıçdaroğlu bir yeni bilgi var kilisten. Bütün bunlara bakacağız manşetin gündeminde. Dilerseniz Akşener, Akşener'e davet olayıyla başlayalım. Esasen sen Erdoğan'ın Akşener'e daveti yeni değil. Ta AK Parti kurulurken de partiye çağırmıştı. Hatta Akşener ilk parti kampına katılmıştı. Günler sonra ayrıldı ve farklı bir siyasi çizgi takip etti. Akşener'e bir diğer davet gene Erdoğan'dan 2015. İki seçim arasında Davutoğlu'nun kurduğu geçici hükümete bakan olması daveti gitmişti. Erdoğan onu da reddetmişti. Gene son 1-2 sene içerisinde hem Erdoğan hem de Devlet Bahçeli Akşener'i defaatle çağırmışlardı. Ve Akşener bunu reddetmişti. Şimdi 20 yıldır, 22 yıldır Erdoğan Akşener'i davet ediyor. Akşener de kabul etmiyor. Ama bu davetin bana göre yani gel ittifakımıza katıldan öte farklı bir siyasi tarafı var. Yani bu davetin altında bir bit yeniği var. Burada altılı masaya bir abluka var. Ona bakacağız. PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla beraber hareket etmiyor musunuz falan diyerek de tahrik ediyor Akşener'i. Fakat burada Erdoğan'ın Kürt kartı meselesi var. Onu da 3 ayrı maddede anlatacağım ama o birazdan. Akşener hadisesiyle devam edelim. Akşener Devlet Bahçeli davet ettiğinde evine dön çağrısı yaptığında bu tweet'i paylaşmıştı. 24 Aralık 2020'de genel merkezdeki çalışmaları bitirdik evime dönüyorum demişti. Böyle maskeli bir tweetle böyle de bir espri yapmıştı. Yani benim sizin taraklarda bizim yok demeye getirmişti ama Akşener'e davet kesilmiyor. Bunun şimdi nedenlerini sorgulayalım. Esasen Akşener'in AKP-MHP ortaklığına katılmayacağını Erdoğan adı gibi biliyor. Fakat burada bir manevra yapıyor. Manevra şu Erdoğan'ın belli ki önünde bir istihbarat notu var ve Akşener altılı masanın gidişatından rahatsız. Böyle bir istihbarat notu var. Bunu alınca da e, ben diyor bu işi bir deşeyim. Ben buraya bir dalayım diyerek Akşener'i davet etti. Akşener'in rahatsızlığı bilmiyoruz. Kulis. İşte bu BTP'yi Altılı masaya sokmak istedi, masa reddetti veya işte adaylıkla ilgili konularda veya altılı masanın ile ilgili konularda bir takım rahatsızlıkları olduğu ifade ediliyor falan bilmiyoruz. Ama belli ki Erdoğan'ın önünde de böyle bir istihbarat notu var. Ya da önünde hiçbir şey olmasa bile bir biçimde altılı masayı sabot etmeye çalışıyor. Ee, Akşener'in bu tekliften rahatsız olduğu ortada bu yüzüne de yansıdı cevap verirken. Kumar masasında yokuz derken yüz ifadesi bu davetten rahatsız olduğunu gösteriyordu. Belli ki onun altında ne yattığını da biliyor. Aslında onun altında yatan Akşener'den önce hamle yapmak. Altılı masanın dağılma lüksü yok. Bunu da, daha önce de söylemiştim. Belki de Akşener bunun kendi dışındaki nedenlerden olmasını bekliyor. Kendisi neden olmak istemiyor altılı masanın dağılmasına bilmiyoruz. Dolayısıyla Erdoğan'ın buraya bir saplama yapması Akşener'i kızdırmış olabilir. Akşener'in kulağına güçlü bir iktidar adayısın. Erdoğan'dan sonra başkanımız sensin ya da başbakanımız sensin. Fakat bunun zamanı 7 ay sonraki seçim değil diye fısıldanmış da olabilir ve Akşener seçim sonrasına da hazırlık yapıyor olabilir. O açıdan da rahatsızlığını böyle okumak lazım. Yine bana göre Akşener'in aşamadığı en büyük güçlük esasen milli konularda Erdoğan ve Bahçeli gibi düşündüğü fakat onlar kadar kıvrak manevra yapamaması. Onlar sabah ak dediğine akşam kara diyebiliyorlar. Geçen hafta legal parti dediklerine bu hafta PKK'nın uzantısı diyebiliyorlar. Ama e, Akşener bunu yapamıyor. Akşener o açıdan ilkeli bir siyasetçi tavrı sergiliyor. Omurgalı bir siyasetçi tavrı sergiliyor. Aşamadığı güçlük bu. Yani milli konularda Cumhur İttifakı gibi ittifakı gibi düşünse de onlar gibi manevra yeteneğine sahip değil. Bu konuyu aşması icap ediyor ve eğer önümüzdeki 7 ayda iktidarı kendi lehine değiştirmek ve Erdoğan'ı değiştirmek, mevcut rejimi değiştirmek istiyorsa hamle yapması gerekiyor. Şu anda görünen Rölanti'de gittiği. O arada Kılıçdaroğlu boş durmuyor. Kiliste esnaf ziyaretinde benim uzun uzun kalmaya niyetim yok. 5 yılda Türkiye'nin en temel sorunlarını 6 lider bir araya gelerek akılla çözeceğiz demiş. Uzun kalmam 5 yıl bana yeter diye de Hürriyet bunu birinci sayfasından anonslamış. Esasen 2 yıl Cumhurbaşkanı yani ortak cumhurbaşkanının iki yıl görev yapması daha sonra da parlamenter sisteme geçiş öngörülüyordu. Ee, CHP lideri beş yılla bunu iki yıldan beş yıla mı çıkardı yoksa kendi kendine bir siyasi ömür mü biçiyor? Artık ben yaşlandım beş yıl daha devam ederim ondan sonra da emekli olur torunlarımı severim mi? Demeye getiriyor bilmiyoruz ama ileride anlaşılır. Fakat sadece bu açıklama bile Erdoğan e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı fena halde düşündüğünü gösteriyor. Geçelim Kürt kartına. Erdoğan'ın Kürt kartı meselesinde ki bu artık dedim ya Erdoğan attığı her adımı seçim endeksli olarak atıyor. Üç konuda Kürt kartını açtı özellikle son haftada. Bir AKP'lileri HDP'ye gönderdi anayasa görüşmesi yaptı. İki Demirtaş'ı özel jetle baba ziyaretine gönderdi Edirne'den Diyarbakır'a. Üç işte en son gelirken belki de Kürt oylarını veya Kürt seçmene Kürt oylarını elde etme Kürt seçmene şirin gözükmek için Ahmet Kaya'nın kabrini Türkiye'ye getirelim. Her ne kadar ailesi istemese de falan gibi bir çıkış yaptı. Buna en güzel cevabı Hilal Nesin vermiş. Diyor ki seçim yatırımı diyor son karar ailesinindir fakat mezardan çıkartılan ölüler, taşı kırılan mezarlar, yıkılan yerle bir edilen mezarlıklar gerçeği varken bana kalırsa Paris Türkiye'den daha güvenli Ahmet Kaya için demiş. Katılıyorum %100 ben. sanat insanı, düşünce düşünce adamı, yazar neyse siyasetçi akademisyen sürgünde vefat edenlerin vefat ettikleri yerde gömülmesi ve orada kalması taraftarıyım. Nazım Hikmet Moskova'da kalsın, Ahmet Kaya Paris'te kalsın. Kimse onların kabirlerini taşımasın. Ben de aynı fikirdeyim. Şimdi geçelim Kürt Kartı'nda ikinci meseleye. AKP yeti 2 Kasım 2022'de HDP grubunu ziyaret etmiş ve anayasa değişiklik paketinde destek istemişti. Anayasa değişiklik paketi de geliyor bu arada. Yani bir süre e, buzluktaydı, bir süre raftaydı, bir süre acaba olacak mı olmayacak mı tartışmaları vardı. Her ne kadar ben o açıklamayı bir kere daha getireyim. E, Tayyip Erdoğan Bali'den dönüşte dün değil evvelki gün e, bunlar PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket ediyorlar diyerek altılı masaya çakarken HDP'yi PKK'nın parlamentodaki uzantısı olarak nitelese de e, orada... E, Farklı bir siyaset güdüyor altılı masaya dönük olarak burada da başka bir siyaset güdüyor. Yani e, Kürt kartını açmış durumda e, Ahmet Kaya hamlesi gibi bu hamlede önümüzdeki aylara damgasını vurabilir. Nasıl vurmasın ki başörtüsü teklifi haftaya çarşamba. Bu e, kupürü Milliyet Gazetesi'nden kestim. Ayşegül Kahvecioğlu'nun kulis haberi AK Parti haftaya çarşamba günü başörtüsü ve aileyle ilgili düzenlemeleri içeren iki maddelik. Anayasa te değişiklik teklifini meclise sunmayı planlıyor diyor. Ve Hayati Yazıcı'nın bir ifadesi var. Hayati Yazıcı 400'ün üzerinde oyla meclisten geçirmeliyiz diyor. Altılı Masa buna mesafeli durmuştu. Fakat HDP bilmiyorum sarı ışık mı yaktı ya da HDP AKP'ye bir teminat verdi mi? Çünkü bu teklif eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecekse muhtemelen AKP MHP 360'ın üzerinde bir oyla geçeceğini Murad ediyor. Yani ya referandum sınırında ya da 400'ün üzerinde direkt anayasa değişikliği gerçekleşmiş olarak. Yani referanduma gerek kalmadan 360'ın altında kalırsa üstü başı batar AKP MHP'nin. Ee, bilmiyorum ne olacak ama önemli. Kürt kartı böyle e, yani... Ahmet Kaya çıkışı, Selahattin Demirtaş'ın özel cette baba ziyareti ve anayasa görüşmeleri AKP-HDP flörtü açısından önemli. Geçelim Aslı Baykal'a. Bu da bugünün siyasi magazini olsun. Aslı Baykal, Deniz Baykal'ın kızı, profesör, doktor, akademisyen. CHP'den istifa etti. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrimilli olarak ayrışıyor. Ben elbette milli saftayım diye tweet attı ve bu tweetle iki gün önce attığı bu tweetle acaba Cumhur İttifakı'na mı katılıyor, AKP'ye mi katılıyor diye dedikodu çıktı. Bilmiyorum nereye katıldığını, katılacağını fakat bir anekdot var. Sedat Bozkurt anlattı, gazeteci, CHP'deki dengeleri de bilen bir isim. 2018 seçiminden hemen önce Baykal tabii hasta ve yani ne, ne siyaset yapabilecek durumda ne de kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda. Deniz Baykal Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu Baykal'ı ziyarete gidiyor. Ve giderken de çevresine diyor ki galiba Deniz Bey eski genel başkanımız olması hasebiyle aramızdaki hukuka da binaen oğlu veya kızının kendi yerine Antalya'dan vekil olarak devam etmesini istiyor. Ve 2018'de aday gösterilmesini isteyecek. Gidiyor ve Deniz Baykal Kılıçdaroğlu'na diyor ki ben 2018'de Antalya'dan tekrar aday olmak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu şaşırıyor tabii yani e, malulen emekli olduğunu düşünürken eski genel başkanın genel başkan devam etmek istiyor Deniz Baykal. Ve vefası gereği de aday gösteriyorlar ve Deniz Baykal seçildi. Yemin töreninden başka Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gören var mı bilmiyorum. Yanlış bir işti. Neden bir insan artık emekli olmayı düşünmez, sağlığı el vermediği halde hala işte siyasete devam etmek ister? Ayrı bir hikaye. Böyle de bir hikaye var. Şimdi seçimi yaklaşıyor. Tekrar 2018'i e anlattım, 2023 geliyor. Acaba Aslı Baykal gene benzer bir pazarlığın unsuru olarak mı CHP'den istifa etti bilmiyoruz. Fakat o ne diyor haber müdürü Abdullah Demir'e konuşmuş. Benim şu an yaptığım teorik bir çalışma, hiçbir yere katıldığım yok demiş. O arada Aslı Baykal Halk TV olayında da çok şimşekleri üzerine çekti. Çünkü Halk TV kabul edelim CHP'lilerin, CHP Genel Merkezi'nin, partilerin desteğiyle büyümüş bir yere gelmiş bir kanalken Aslı Baykal da onun sahibi olarak onu sattı. Parayı da kasasına koydu. Uğur Dündar'ın falan tweetlerine bakın geriye doğru. Oradan dolayı da Aslı Baykal'a bir tepki var. Yani ne Halk TV camiasında ne de CHP camiasında çok istenmeyen kişi durumunda. Hele Baykal'lar. Bakalım iş nereye gidecek? bir ikinci Mehmet Ali Çelebi vakası olur mu olmaz mı bilmiyorum. Onu da zaman gösterir. Şimdi dönelim İstiklal olayına. Bu ifade hepsini okumayacağım elbette. Pilav gibi bir ifade ama ben bayağı özetledim. Siz bakabilirsiniz. Ehlem Elbaşir nasıl ismi telaffuz ediliyor onu da bilmiyorum. Bu kadının ifadesi. İstiklal saldırısının faili. En azından kamera görüntüleriyle Bugüne kadarki tespitlerle ve yalanlanmayan bilgilerle, yalanlanması da pek mümkün olmayan bilgilerle Eylemin önemli bir unsuru olduğu, patlayıcı oraya getirdiği e, ortada olan bir isim fakat verdiği ifadede e, getirdiği çantada ne olduğunu bilmediğini söylüyor. E, uyuşturucu zannettim diyor. E, i̇şte sonra hacı kodadlı kişiden telefon aldım, o sırada çantayı bırak git dedi. Ben de çantayı bırakıp yürümeye başladım falan diyor. Ee, sonraki ifadeleri de var. Bu ilk ifadelerle yani polisteki ifadeyle savcılıktaki ifade de çelişen taraflar da var. Ee, doğru olmadığına dönük bugünkü gazetelerde bilgiler de var. Fakat e, görünen o ki e, bu kadının, e, bu kadın militanın e, veya eylemcinin ne derseniz veya şüphelinin, zanlının e, ne taşıdığının çok da farkında olmadığı ve çantayı bırakıp giderek aldığı bir telefon üzerine veya başka bir işaretle bilmiyoruz. Ne yaptığını da çok farkında olmadı. Belki de sonradan öğrendiği ve sonradan öğrenerek nasıl bir işin içinde bulunduğunu sonradan öğrenerek de o şaşkınlığı yaşadığı değerlendiriliyor. Pek çok yönden de bu, bu biçimde olmuş gibi. Yani bir biçimde örgüt veya bu işi organize edenler bu tür göçmenleri, veya işte insan kaçakçıları marifetiyle veya onların ağına düşmüş isimleri bu uyuşturucu kaçakçılığında da söz konusu oluyor. E, kurye olarak kullanıyorlar. Yakalanırlarsa e, baronlara ulaşılamıyor. Yakalanmazlarsa da mal bir yerden bir yere gitmiş oluyor. Şimdi benzer bir şekilde de bir e, açıkçası patlayıcı kuryesi olarak bölgeye gönderilmiş ve talimatları yerine getirmiş olabilir. Şey diyor beni kardeşlerimle tehdit ettiler. Annem ve babam öldü. Altı kardeşim var. Üçü Suriye'de savaşta öldü. Biri de sakat kaldı. Bir biçimde telkin aldığı veya tehdit altı aldığı, aldığı da söz konusu olabilir. En azından ifadesi böyle. Fakat böyle bir olay var. Yani göçmenleri veya işte Suriyelileri veya bir yerden bir yere geçmeye çalışan kaçakları bu şekilde istihdam ediyorlar. Kurye olarak veya işte farklı eylemlerde. Bunu da gözden uzak tutmamak lazım. Nitekim Hediye Levent e, özellikle Orta Doğu'yu bilen bir gazeteci e, Suriye basını da takip ediyor. E, Ahlam Elbeşir'in Suriyeli olmadığı anlaşılmış durumda diyor Halk TV yayınında. Büyük ihtimalle Somalili olduğu Suriye ve Arap basınında yer aldı demiş. Eylemden bir gün sonra Türkiye'nin desteklediği silahlı gruplara yönelik Türk istihbaratının operasyonlarının başladığına dair haberler gelmeye başladı diyor. Yani olay Suriye ile ilgili, Kuzey Suriye ile ilgili. Afrin'de Türkiye'nin desteklediği gruplardan 17 kişinin tutuklandığına dair haberler var diyor. Özellikle Hamza Tugaylarının adı verildi. Suriye'nin kuzeyindeki hattın uzun süredir kontrolden çıktığı çok açık. Böyle bir durumda Ahmet de geçer, Mehmet de İtalyan Baron İdlib'de yakalandı. Türkiye'den geçmiş diyor. Gene Suriye muhalefetinin önemli isimlerinden Kemal Lavani ki Suriyeli bir aktivist, doktor ve sanatçı o bir video paylaşıyor ve diyor ki Araştırmış adam çok araştırdım diyor. Bu kişi diyor Suriyeli olarak kayıtlı değil. E, Esed rejiminin yetkili isimlerine, hava istihbarat birimine, orada pek çok istihbarat kurumu var. İç dış, dış istihbarat birimlerine, cinayet şubes bürosuna da sorduk. Bu genç kadının bizde ne adı ne fotoğrafı var cevabı aldık. Yine böyle şeyden... E, Diğer Suriyeliler de diyor ki bu kadının e, okulda, sokakta, başka yerde kimse görmemiş. Yani hani ismini değiştirmiş olabilir deyip fotoğrafıyla da şey yapıyorlar, soruyorlar, soruşturuyorlar. Ne Suriye'de ne de Suriyeliler arasında hakkında tek bir şey bulamadık diyor. Yani kadın açıklandı Suriyeli diye bir isim var, görüntüsü ortada, fotoğrafı ortada. Fakat yapılan bütün istihbari çalışmalar, gazetecilik faaliyeti Suriye'de böyle biri yok. Tanıyan da yok, böyle bir durum. O arada tabii e, bu olayın yani İstanbul İstiklal'deki olayın e, 13 Kasım Pazar günü tam da Süleyman Soylu Suriyeden bu fotoğrafı verdiği sırada, işte orada biriket evleri şunu bunu açma bahanesiyle gittiği, e, bu fotoğrafı verdiği sırada olması da önemli. Yani. Süleyman Soylu orada bir şov yaparken şovu gölge, gölgelendi İstanbul'dan patlama haberi geldi. Yani e, bunlar önemli ifadeleri alt alta e, getiriyorum. Üç sızma var. burada. Üç mihim sızma. Bir tanesi özellikle şu olayı hatırlatarak devam edelim. 21 Mart 2022'de Hakkari Yüksekova'da e, Sürücüsü İstanbul'da aktif polis olan bir araçta 52 kilo patlayıcı bulunmuş ve bu 133 parça halinde 52 kilo 500 gram, Arama, Step havuzunun alt kısmına yapılmış sulay içinde gözaltına alınıyor polis memuru falan ama bu hadisenin daha sonra arkası gelmiyor. Selahattin Demirtaş 16 Kaşım'da T24'de yazdığı yazıda soyluya ya da genel kamuoyuna sorular soruyor. Diyor ki bir polis memurunun aracında yapılan aramada 52 kilogram patlayıcı yakalanıyor. Aynı gün İçişleri Bakanı son derece lakayt durumu basite alan alelade bir şeymiş gibi gören ve konuyu geçiştiren bir açıklama yapıyor diyor bir TV kanalında. 52 kilo patlayıcıyla yakalanan polis için çok sıkıntılı bir tip bu. Kablo hırsızlığı yapmış filan diyor. Bence bu polisi Yüksekova çıkışında yakalatan devlet içindeki başka bir güç odağıydı. İşin içine onlar girince mecburen yakalandı belki de. Ortada ilginç bir durum olduğu açık, sadece soruyorum. Polis bu patlayıcıyı kimden teslim aldı? İstanbul'daki alıcısı kimdi? Polis neden takibi alınıp da İstanbul'daki alıcıyla birlikte yakalanmadı ki bu tür durumlarda takip edilmesi gerekir. Yakalamadan önce iş sürmek gerekir yani. Soylu neden daha aynı günün akşamında operasyonun bilgilerini açıkladı? İstanbul'daki alıcıların kaçmaları olasılığı hiç mi düşünülmedi? Yoksa zaten kaçmaları mı hedeflendi? Yakalanan patlayıcı dışında yakalanmayan ve aynı şekilde İstanbul'a getirilen başka var mı? İstiklalde patlatılan bomba kimin bombası? Süleyman Soylu kendisi İdlib'deyken İstiklalde patlatılan bombanın kaynağını ayağının tozuyla indiği İstanbul'da neden alelacele Kobani ve Afrin olarak açıkladı? Yoksa seçim öncesi Suriye'ye bir sınır ötesi operasyonun altyapısı mı hazırlanmak isteniyor? Evet. Son derece önemli bilgiler bunlar ki bu da Arap basınında çıkan bir karikatür. İstiklal'deki olay 2023 seçim sandığı üzerinde oturan Erdoğan. Sızıntı bu. Şimdi e, üzerinde kayıtlı numaradan İstiklal Caddesi şüphelisiyle yapılan iki görüşme çıkan MHP Güçlü Konak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan. Bu kişinin İstanbul'da yakalanan o kadın zanlıyla iki kere telefon görüşmesi yaptığını kim sızdırdı? Çünkü bu e, Cumhur İttifakı'nı, MHP'yi, soyluyu sıkıntıya sokan bir gel gelişme. Savcıya gitmiş ifade vermiş ama gene e, ikinci kez ne ifade verdiğini kimse bilmiyor. Ve hatırlatalım tekrar Şırnak Valiliğinin bir de uğruna basın açıklaması yaptığı bir isim bu. Ve geriye doğru işte korucu ailesi Suriye ile ilişkiler var insan kaçakçılığı boyutunda pek çok hikaye var falan. Yani göründüğü gibi biri değil. Hatta gazeteci Ruşen Takvan'ın ifadesiyle Osmanlı ocaklarının bölgede kuruculuğunu yapmış. MHP ilçe başkanlığından önce. Yani sıradan bir tip değil bu. Sonra TRT, TRT Haber'de Cevheri Güven paylaşmış bu kepsi. E, TRT Haber'de bir haber. Tam da bu olayın üstüne. Haberiniz olmadan hat açılabiliyor. Ne demişti bu vatandaş? İşte benim haberim olmadan benim adıma hat açmışlar ve onu da işte e, kullanmışlar. O hattan görüşülmüş. O zanlıyla. Sonra da TRT'de böyle bir haber çıkıyor. Haberiniz olmadan hat açılabiliyor. Yani bu son derece normal bir şey falan. Yani işte kamuoyu böyle oluşturuluyor. Böyle bir algıya yol açılıyor. Bir diğer sızma da bu. Şimdi burada kadın zanlının özellikle güvenlik kameralarında tespit edilen görüntüsü yukarıdan çekilmiş görüntüydü ve çok da benzemediği filan ifade edildi. Uzaktan yukarıdan çekilmiş görüntüler ama tam da cepheden çekilmiş şu görüntü bütün soru işaretlerini gideriyordu. Çünkü bu o kadındı. Peki bu görüntü kim sızdırdı? Nasıl çekildiği ayrı bir hikaye. Tam cepheden çekilen bu görüntüyü yukarıdan ne bileyim sağdan soldan değil tam kaçarken tam cepheden çekilen bu görüntü belli ki bir mobil kameraydı bilmiyoruz. Bu görüntüyü Polis mi sızdırdı, savcılık mı sızdırdı? Çünkü bu da yine soruşturmayı sıkıntıya sokan bir gelişme. Evet bu sızıntılar neden oluyor, nasıl oluyor, niye oluyor ve neden böyle devam ediyor soru işareti. Bitirirken dünkü yayında gözaltında olduğunu duyurmuştuk. Gazeteci Ahmet Erkan serbest bırakılmış. Günün iyi haberi. Kızlarımla beraberim. İnsan hakları, özgürlük, Adalet mücadelesinde dayanışma içinde olan herkese teşekkür ederim demiş. KHK TV'nin kurucusu her şeyi durumunda. Başına bir şey gelseydi KHK TV öksüz kalacaktı. Geçmiş olsun diyoruz. Bir diğer tahliye haberi de enteresan. Ekmek üreticileri sendikası başkanı Cihan Koli var biliyorsunuz. Ekmek yiyen aptaldır manasına sözler söylemişti. Habertürk'te onun üzerine de gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Fakat tutuklanma gerekçesi aylar önce Cumhurbaşkanı hakkında attığı bir tweetti diploma meselesiyle ilgili olarak. Tahliye edilmiş. Avukatı diyor ki tutuklama kararına yaptığımız itiraz kabul edildi. E geçmiş olsun. Yani bu adamı da Silivri'de en ağır koşulların olduğu cezaevinde o bölüme koydular. Dokuz nolu cezaevi galiba. Böyle bir şey. İngiltere ile bitirelim. İngiltere'de gerçekten hayat pahalılığı alarm veriyor. İngilizler ne iklim zirvesiyle ne de G20 toplantısıyla filan ilgileniyor değiller. Ukrayna'daki savaşla da çok fazla ilgilenmiyorlar. İngiliz halkının şu anda bir numaralı gündemi yaşam maliyeti. Hayat pahalılığı gelirleri eritmeye başladı. Son açıklanan enflasyon oranı yüzde 11.1. Bu tüm zaman tüm zamanların en yüksek oranı olmaya doğru gidiyor. Yaşam standartlarında ilk kayıtların tutulduğu 1956'dan bu tarafa en büyük gerileme yaşanıyor. Ve altını çiziyorum. 2028'e ulaşıldığında dahi pandemi öncesi seviyeden daha kötü olacak. Yani önümüzdeki 6 yıl kayıp. Ve yine yarım milyondan fazla kişi işlerini kaybedecek. Ekonomi ise 2024'e belki de 2024 sonuna kadar devam edecek bir durgunluğa sürükleniyor. Bütün bunlar şu anda BBC'de ana gündem. Günlerdir bu konu konuşuluyor. Başkaca da bir gündem yok. Bana göre başta Avrupa devletleri, Amerika da öyle ve Türkiye hele olmak üzere dünyanın en yüksek enflasyonu bu konunun birinci gündem olması gerekirken deminden beri neleri konuştuk konuşuyoruz değil mi? Bitirirken bir kere daha uyarıyorum. Bir kere daha hatırlatıyorum. Yayını beğendiyseniz lütfen Beğen tuşuna basın. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yayınlara ulaşamadığını, e, bulamadığını, e, aradığında dahi search çubuğuna yazıp aradığında dahi ulaşamadığını ifade eden çok sayıda e, seyirci mesajı alıyorum. E, onlara da aynı şeyi tavsiye ediyorum. Abone olup bildir bildirimleri açtığınız zaman yayınlar telefonunuza veya alıcınıza düşecek Bundan dolayı kimsenin başına bir şey gelmiyor likelayan kişiler görünmüyor Ne ben görebiliyorum Ne de başka biri görebiliyor Abone olan kişiler görülmüyor Ben aboneleri görebiliyorum ama başkası göremiyor Yani bu konularda lütfen çok da fazla, ee, şey yani elinizi tutuk alıştırmayın. Ee, Mustar televizyonunda 400 bin'e yakın abone söz, söz konusu, 400 bin kişiyi toplayıp da bir cezaevine koyacak halleri yok. Dolayısıyla e, bugüne kadar likelayanın, beğenenin şunu bunu yapanın bir başına bir iş geldiğini görmedim. Twitter'da RT'lemek gibi değil. Böyle söyleyelim ve haftayı kapatalım. İyi hafta sonları. Belli ki önümüzdeki haftada istiklal ve onunla ilgili ardıl gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Altılı Masa'nın 28 Kasım toplantısı yaklaşıyor olacak. Onunla ilgili de mutlaka yeni bilgiler ortaya çıkacak. Belli ki sıcak bir döneme, sıcak haftalara, aylara girdik hemen her yönüyle. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.